Ya. Ve Büşra'cığım, şu da bir gerçek ki her kadın da manken olacak değil yani. İlla 90-60-90 vücuduna Evet, sahip evet, olacağız diye de evet. kendimizi de çok yıpratmamamız gerekiyor. Kesinlikle kişi sağlıklı olduğu kiloda zaten. Hiç kimse manken olmak zorunda değil. Böyle bir algı oluşmasın kesinlikle. Sadece sağlıklı olduğu kiloya. Kişi 80 kiloda sağlıklıysa 80 kilo, 70 kiloda sağlıklıysa o şekilde. Biz bunu çok güzel ayarlıyoruz kişinin boyuna, yaşına göre. O yüzden kimse işte 45 kilo, 50 kilo olmak zorunda değil tabii ki. Peki Büşra Hocam, diyette 5 altın kural vardır. Evet, Peki diyette bu 5 var. altın kural nedir? Diyette mutlaka 5 altın kuraldan biri, program başından beri söylediğimiz gibi su içmek. Su içtiğimiz takdirde zaten çok güzel olayı başlatmış oluyoruz. İkincisi, öğünleri atlamamak. Öğün atladığımızda kendimizi hem daha yorgun, daha halsiz ve sinirli hissediyoruz. Üçüncüsü, kahvaltıda yumurta bulundurmak dedik. Zerdeçal ve karabiber de koyabilirsiniz omletlerinize. Sonrasında kuru yemişlerden yardım alabilirsiniz. Kuru yemişler çok güzel bir şekilde tok tutar. Beşincisi de süt grubu. Süt grubunu ben çok seviyorum. Kefir içebilirsiniz, süt içebilirsiniz, yoğurttan veya ayrandan yardım alabilirsiniz bu durumda. Özellikle kabızlık sorunu yaşayan kişiler kefirden yardım alabilir. Ve çocuklarımıza da mutlaka süt içirmeliyiz. Tabii ki, tabii ki. Özellikle çocuklar süt içmeyi reddedebiliyor. Bunu eğlenceli hale getirerek içildiğinde çok güzel fayda sağlayacaktır. Hocam peki şöyle toparlayacak olursak, ekranları başında bizleri izleyen izleyenlerimize sağlıklı bir yaşam için nasıl bir diyet listesi önerirsiniz? Evet, sağlıklı bir yaşam için öncelikle her öğün tabağımıza baktığımızda tabağın yarısı sebzeyle dolu olsun. Bu sebze yemeği olabilir, salata olsun, olabilir. Tabağın yarısı salata veya sebzeyle dolu olacak. Çeyreği tahıl kaynağı olabilir, işte bulgurumuz olabilir, makarna olabilir, tam tahıllı ekmek olabilir. Asla yasak yoktur. Pirinç pilavı da yiyeceğiz, işte makarna da yiyeceğiz. Bunu yasaklamıyoruz, sadece miktarını belirtiyoruz. Ve çeyreği protein kaynağıyla dolu olsun. Bu et, tavuk, balık olabilir, kuru bakliyat olabilir, peynir olabilir, yumurtalı bir yemek olabilir. Ve yanında bol bol su içiyoruz tabii ki. Sonrasında hareket şart. Hareket edelim bol bol. Gün içerisinde çok yoruluyoruz. Akşam genelde halimiz kalmıyor. Fakat çıkıp bir 15-20 dakika yürümek çok güzel fayda sağlayacaktır. Yani kilo vereceğim diye kendimize eziyet etmeyeceğiz. Eziyet etmeyeceğiz kesinlikle. Diyet eziyet demek değildir zaten. Kişi sadece hedefe odaklanıp diyetini sürdürmesi çok önemli. Arada kaçamaklar olabiliyor fakat bu durumda biz devreye girerek evet şu an şunu tükettin ama şunu tüketirsen dengelenmiş olacaktır diyerekten tabii ki de hizmet veriyoruz, danışmanlık veriyoruz.